Son zamanlarda un ve birçok gıdaya zam gelmesiyle beraber ekmek fiyatları da merak konusu oldu. Kayseri'de 30 yıldır fırıncılık yapan Hamit Maraşlı, unun zamlanması günler içerisinde değil saat farkıyla bile değişim gösteriyor dedi. Öncelikle isminizi öğrenebilir miyiz? Hamit Maraşlı. Peki, bu işte kaç yıldır uğraşıyorsunuz? 30'a yaklaştık, 30 yıl. Şimdi ona gelen zamlarla beraber ekmek fiyatlarına da zam gelmeli mi? Ne düşünüyorsunuz? Halinden gelmeli. Yağlar, şekerler, unlar aldı başını gitti. Zaten her gel saat bile değişiyor yani gün değil. Saat bile fark ediyor unun zamına. Yani inceleyebilirler. Bana demişlerdi 250, 3 saat sonra 300 lira oldu dediler. Ekmek fiyatları şu an şu durumda şeyde 2,5 lira olması lazım. 2 lira 50 kuruş olması lazım. Ama tabii 2 lira 50 kuruş kurtarır mı? Kurtarmaz. Kayseri'de özel sektöründen kent ekmek 1,25'e satıyor. Biz ne diyelim şimdi onlara? Onlar büyük firma olduğu için biz küçük firmayız. O yönden dolayı da biz satamıyoruz. Onlara bağlıyız yani. Devletimiz yani yapmaya çalışıyordur. Tabii ihracatı keserse un fiyatlarımız düşer. Ha düşer derken fiyat yükselmez yani. Şu anda ihracat çıktığı için yani ihracat dışarıya verildiği için içeride uncularımız maalesef büyük firmalar hep dışarıya veriyor, ihracat yapıyor yani. Doların yüksekliğinden dolayı tabii. Ya ben mesela 3 işçi çalıştıracağım değil mi? Çalıştıramıyorum. Bir taneye düşüyorum. Oradan da zararları var. Sadece ekmek fiyatından değil. Hani kent ekmeğin tabii ki ucuz satması önemli. Halka çalıştığı için o. Ama kar amaçlı değildir onlar. Şu anda onlar biraz zarar ediyor. O da tabii elinde çok kalem olduğu için belediyenin o yönden dolayı da kendisi o zararı kapatıyor yani. Biz kapatamayız. Bizim öyle bir şansımız yok. Fiyatların yükselmemesi lazım. Çözüm bu. Fiyatları durdurmak gerekiyor. Şu anda fırıncılar hiç kimse el atmıyor. Hiç kimse. Her işe el atılıyor ama fırıncıya yok. Fırıncı yani bu Türkiye'de gerçekten ne diyeyim ki ne yani mesleklerden en kötüsü mü desem bilemiyorum yani. En ezilen bizlik ama şey etmiyorlar. Tabii asker ücretli de eziliyor. Ona saygı duyuyorum ama fırıncı olarak da bizim fiyat alamadığımız sıkıntı yani.